cennete girmeye vesile olan ameller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, bir kişi gelip Efendimiz aleyhissalatu vesselam bana riayet ettiğimde, bana cennete girmeme vesile olacak bir amel söyle deyince, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle'ye ibadet edip, Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşma, yani şirk yapma. Namazını dosdoğru kıl. Zekatını eda et ve sıla-i rahimde bulun buyurmuştur. Allah Azze ve Celle 5 tür hayat yarattı. 1. 3 karanlık, yani anne karnındaki hayat. Süresi 7 ila 9 ay arasında değişir. 2. Dünya hayatı. Süresi ortalama 60 ila 70 yıl arasında değişir. 3. Berzah hayatı, o da dünya hayatından daha uzun. 4. Kıyamet hayatı, bu da berzah hayatından daha uzun. 5. Ahiret hayatı, cennet veya cehennem, o da sonsuz bir hayat. Ölü doğanlar direkt birinci hayattan beşinci hayata geçenler. Bizi sevdiklerimize bağlayan bu duygular da üçüncü ve dördüncü duraklarda yok olacak. Nitekim çığırışma günü geldiği zaman kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacak. Kur'an-ı Kerim Azimüşşan'ı bir defa okusak ne kadar sevap alırız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'den tek bir harf okuyana bile sevap vardır. Her sevap 10 misliyle değerlendirilir. Ben elif, lam, mim bir harf demiyorum. İkisine elif bir harf, lam bir harf ve mim bir harftir. Bu durumda gelin hesaplama yapalım. Kur'an-ı Kerim'de toplam 323.671 harf vardır. Bu sayı her alime göre farklılık göstermiştir. Verdiğim sayıyı dikkate alırsak 323.671 çarpı 10 der sana 3.236.710. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 261'de şöyle buyurur. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Kalp nasıl kararır? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Günah ilk defa işlendiği zaman kalpte siyah bir leke olur. Eğer sahibi pişman olur, tövbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Gitmez de o günahı tekrarlarsa o leke de artar. Hatta arta arta öyle bir dereceye gelir ki leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar. Allah Azze ve Celle Mudaffifin suresi 14. ayetinde şöyle buyurur. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Kıyamet günü büyüklüğü sebebiyle raziye girmeyecek 3 amel. Allah Azze ve Celle sanki bize açık bir çek veriyor. 1. Affetmek Kur'an-ı Kerim'de sevabı belirtilmemiş. Siz size kötülük yapar ve affederseniz sevabını ben veririm diyor Allah Azze ve Celle. Sura 40. ayette şöyle buyurur. Kötülüğün karşılığı ona karşılık bir kötülüktür. Ama kim bağışlar ve düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Allah haksızlık edenleri sevmez. 2. Sabır, sevabı belirtilmemiş. Her suresi 10 şöyle buyurur. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. 3. Oruç, sevabı belirtilmemiş. İnsanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir ve mükafatını ben vereceğim buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Allah Celle Celaluhu mu yoksa anne ve babanız mı sizlere karşı daha merhametli? İsra suresi 31. ayette Yüce Allah şöyle buyurur. Kirlik korkusuyla çocuklarınızın canlarına kıymayın. Biz onların da sizin de rızıklarınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Bu ayet bize şunu gösteriyor. Ah Azze ve Celle'nin kullarına karşı gösterdiği merhamet, anne ve babanın kendi öz çocuğuna gösterdiği merhametten daha da üstündür.